vadeli program bizim için belki de bu sürecin içindeki çok önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Yani bu şeyden tekrar aracı patikaya sokup normal yolunda devam ettirmemiz lazım. Ben açıklanacak orta vadeli programdan da öte bu iletişim kazalarının maalesef oradaki çalışmanın da bir kısmını alıp götüreceğiyle ilgili bir kaygım var. Şunları görmek isteriz. Ben bir ekonomist olarak, bir piyasacı olarak sorunların doğru tespit edildiğini, doğru tedavi yöntemlerinin uygulandığını, dolayısıyla gerçekçi hedeflerin olduğunu, önümüzdeki döneme ilişkin ve bu hedeflere yaklaşılması konusunda ayakları yere basan varsayımlar olduğunu görmek isterim. Ümit ediyorum ki böyle bir çalışma gelecektir. Ve bu orta vadeli program denen şeyin çok da fazla diğer alanlarla çok şey olmaması lazım açıkçası. Birbirine karıştırılmaması lazım. Şimdi son günlerde sizler de görmüşsünüzdür. Bu banka bilançolarına nefes aldırmak adı altında başka bir yapıya gidiliyor. Anladığımız o ki gene bir aslında iletişim problemi var. Bankacılık sistemi içindeki bankalardaki sorunlu kredilerin bankacılık sisteminden çekilmesi ve bir başka banka üzerinden bunların yürütülmesi gibi bir şey. Ama mesela bunun getirilip kesinlikle bir orta vadeli program içine sokulmaması lazım. Yani orta vadeli programda bize bir çerçeve çizilmesi lazım. Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin makroekonomik hedefleri nedir? Buraya ulaşmak için Türkiye neler yapacak? Yani tasarruf ederken hangi kalemlere tasarruf edecek? İşte bütçe açığını kısarken nerelerden tasarruf ederek bunu kısacak? İşte enflasyonla mücadele ederken bu enflasyon hedefine ulaşmak için neler yapacak gibi pek çok makro ve mikro sorunun cevabını bulmamız lazım. Diğer tarafta uygulanacak politikaları da getirip bu programın içine sokarsak bu ortaya çıkartılacak olan programın da efektifliğini ve manasını açıkçası kaybedeceğinden korkarım yani.